iç siyasete geçiyoruz. Burada kalanları yarın konuşacağız İlker'de, İlker Karagöz'le. İç siyasette de biliyorsunuz işte bir adaylık hikayesi var. Ekrem İmamoğlu grup toplantısına davet edildi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. İşte o da gitti ve Kemal Kılıçdaroğlu mesajlar verdi. Baba oğul gibiyiz dedi. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Aralarında gerilim olduğuna ilişkin yorumların zirve yaptığı günlerde İmamoğlu'nu CHP grubuna çağırdı Kılıçdaroğlu. Baba oğul gibi sözleriyle sorun yok mesajı verdi. Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. İmamoğlu hakkında hapis cezası çıktığı gün CHP liderinin Almanya'da olması çok tartışıldı. Akşener'le İmamoğlu'nun Saraçhane'deki sıcak fotoğrafı Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak algılandı. CHP lideri Saraçhane'de buluşma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. İmamoğlu'nun buluşma çok önceden belliydi açıklaması Kılıçdaroğlu'na yanıt gibiydi. Çağrıyı Almanya'da sosyal medya üzerinden arkadaşlar duyurdular bana. Orada duydum. Doğru, Sayın Genel Başkan'ı arayıp yeniden bilgilendirmedik. Çünkü bir mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden zaten alınmıştı. Güzel bir gün olacak. Saraçhane geriliminin gölgesinde Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP grubuna katılmak için meclise gelen İmamoğlu, güzel bir gün olacak diyerek Genel Başkan'ın odasına girdi. Birkaç dakika sonra da CHP lideri geldi. Önce odadan fotoğraflar paylaşıldı. Sonra ikili birlikte CHP grup salonuna girdi. İmamoğlu'na mikrofon uzatılmaması için İlk kez CHP grubuna bariyer getirildi. Çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar mı? Evet çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alırsınız. 2-2 daha 4. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce ağzını bir yıkayacaksın. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız. Kılıçdaroğlu iktidar cephesinden yapılan açıklamalara çok sertti. Sözü İmamoğlu'yla ilişkisine getirdi. Bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. Ekrem İmamoğlu bu sözlerle ayrıldı meclisten. Kılıçdaroğlu'nun cümleleri, ikilinin her ortamdaki birliktelik görüntüsü gerilim söylentilerini rafa kaldırdı. Efendim baba oğul ve Meral Akşener adına. Yani...